Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Tamam, her şeyimiz güzel. Ya Allah, ya Bismillah. Bayağı bir kalabalık şu an. Durdum, kameranın açısını ayarladım. Abimiz de bayağı hızlı geliyor. Megan. Tamam, şu Una'dan sonra mı? Ne Peugeot 106 mı? Ne bu Opel Corsa'dan sonra. Çıkalım. Hop hop, bayağı hızlı geliyor abimiz. Gidelim hızlı. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sizlerle beraber yine bir pol sürüşle beraberiz. Arkadaşlar, yeni bir kamera aldım. İnşallah bu kamerayla beraber sizlere gerekli pol sürüşleri, tanıtım videoları, araba yıkama videoları, daha farklı videoları bu kameradan çekeceğiz inşallah. Kameranın açısı nasıl arkadaşlar? Mutlaka yorumlarda bahsedin. Açı iyi mi? Hani yoksa biraz daha mı aşağı indireyim? Biraz daha mı yukarıda olsun? Nasıl olsun? Hem kafa bandı aldım, hem göğüs bandı aldım. Bu göğüs aparatı. İkisini de aldım. Ama göğsü denediğim zaman göğsün açısı tam şöyle şurada kaldığı için böyle yol gözükmüyordu. Ben de bu sefer kafa kamerasıyla çekmeye devam ediyorum. Sizler sayesinde 1000 aboneye ulaştık. Sizin yorumları, sizin beğenileriniz beni çok mutlu etti arkadaşlar. Tabii ki de her şeyin hayırlısı. Hedeflerimiz var. Şimdi 5000 olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Güzel videolar çekeceğiz sizler için. Bursa'dayız. Ben markete geldim. Burada Metro Toptancısı var. Markete geldikten sonra dönüşte hem bir yeni kamerayı test edelim, hem de dikkat ettiyseniz batı tarafından doğu tarafına doğru gidiyorum. Saat şu an 6.30 civarları. Eve iftara doğru gideceğiz. Hani güneş karşıda olduğu zaman görüntü gerçekten çok kötü oluyor. Sizce şu an şu görüntü iyi mi? Yorumlarda da bahsedin. Şu an biraz daha havanın kararması daha iyi bir çekim kalitesi olabilirdi. Daha böyle nasıl desem, gölgelik olsaydı gün hava daha da güzel bir şey olabilirdi ama böyle kısmet oldu. Yapacak bir şey yok yani. Benim de beklemenin bir anlamı yok buralarda. Çok trafik var. Biz ne yapalım? Biz aralardan kaçalım arkadaşlar. Teşekkürler. Şöyle aradan kaçacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Yani ben bu yolu geldim. Bu yol full trafik. Full trafik. Şimdi biz sol taraf düz gitmek yerine bakalım bu aralardan gidelim. Hem ara sokakları gezmiş oluruz. Bursa'dayız. Buradan bizim nereden baksan 4-5 kilometre. 4-5 kilometre bu yol böyle. Şöyle girelim biz arkadaşlar. Telefon düştü. Telefon işte bak. Yanına... Evet arkadaşlar, telefon düştü. Biraz hızlı girelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Linea'nın arkası geliyor. Telefonu almamız lazım şimdi. Telefon düştü. Hah, telefon burada. Telefonu şuraya koyalım. Sesimizi buradan alıyor çünkü. Hani mik şeyi, kulaklığı almayı unuttuk. Ege'ye geç. Arkadaşlar, Ege'leri ben seviyorum. Yani şimdi yalan yok. Şu araba fiyatına göre bence güzel bir araba. Of, arkamızda da Ranger var. Of, çok seviyorum şu arabaları arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Hastasıyım. Yüksek arabanın hastasıyım. Of 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 of, ne geliyor be. Ranger'da kızdı şimdi. Passat'ı kızdı. Passat'ı kızdı. BMW'de kızdı. Ege'cim, bak işte arkadaşlar, şimdi bugün sokağa çıkmanın son günü. Yapacak bir şey yok. Herkes soldan gideyim diyor. Soldan giden ne oluyor bu sefer? Soldaki de sola dönecek. Ondan sonra herkes bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yapıp duruyor arkadaşlar. İşte Bursa böyle. Bursa trafiği bu yani arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Bir de sokağa çıkma yasağının son günü olduğundan dolayı ise. Oo arkadaşlar, Clio 5. Clio 5 nasıl olmuş? Şöyle arkasından gitmeyi deneyeceğim diyeceğim de gidemedik. Sembol geldi. Clio 5 arkadaşlar. Bay 3 ile 3 ile 2'ye çakacaktık. 3'e çakmışız. Şöyle Clio 5'e bakalım. Clio 5 güzel araba. Ama küçük. Ne bileyim. Güzel olmuş aslında. Clio 4'e göre daha tok. Arkası biraz daha sanki yere basmış gibi geldi bana.
Arka tampon falan bayağı bir hoşuma gitti. Güzel yani. Ön tasarımı da güzel. Standart paketinde sanırsam LED farlar geliyor. Ben onun videosunu izlediğimde yakıt tüketimine ya az bir miktar olsa bile faydası olacağını söylüyorlar. Ha, ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama böyle bir şey söylediler yani. İçi falan güzel. Ekran biraz çok büyük olmuş. Ama opsiyon büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla, ama ben büyük ekran almam. Böyle ufak bir ekran alırım. Böyle daha tok duruyor. Böyle daha sanki orijinalimsi duruyor. O büyük ekran ise bayağı bir çok yüksekte konumlandırılmış. Bir de sanki böyle çıkma gibi hani. Bence olmamış. 1.0 turbosu gelmiş. 1.2 var mı bilmiyorum. 1.5 dizeli var. Bir de 1.2 mi? 1.3 var galiba. 1.3 falan sanırsam onlar var. Ama 1.0 turbo bence gideceğini düşünüyorum. Ben neden düşünüyorum? Yıllar geçtikçe motor hacimleri küçülüyor. Beygirler yükseliyor. Ondan dolayı ben şöyle geçelim. Ondan dolayı güzel gideceğini düşünüyorum yani. Her neyse arkadaşlar, biz konumuza geri dönelim. Arkadaşlar ben şimdi nereden nereye kaçarsam kaçayım her taraf trafik. Trafik. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün cuma olduğundan dolayı yarın cumartesi pazar 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı var. Ne olacak? Millet köyüne gidiyor. Millet alışverişini yapıyor. Millet gereken alışverişlerini hallediyor. İşlerini hallediyor. İşte anasının babasının yanına giden anasının babasının yanına gidiyor. İşte örnek veriyorum. İhtiyaçlarını gideriyor derken. Bir de iftar vaktine 1 saat 1,5 saat kaldı. Ondan dolayı bir telaş var. Millet damsın. Yapacak bir şey yok yani. Oradan kaçtı. Yağmurdan kaçtı. Doluya tutulduk yani. Ben bunu düşündüm düşünmesine de. Hani böyle biraz daha sokak aralarından gitsek daha güzel olur diye düşündüm. Hani hem daha güzel bir video çıkar diye. Ama kaldık. Yine kaldık. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlere daha güzel, daha kaliteli videolar çekmek için bu kamerayı aldım. İnşallah beğenirsiniz. Bu açı nasıl? Bana mutlaka söyleyin. Bakalım şu açıya nasıl. Of, açı gayet güzel arkadaşlar. Şu an iyi. 9 dakika olmuş. Ve biz trafikteyiz. Sesim falan kötü çıkarsa, telefonu buraya koyduğum için, böyle ses dalgaları buradan gittiği için biraz yankılı bir sesim çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Şeyi, kulaklığı unutmuşuz maalesef. Burada göğüs aparatı var. Bir tane de göğüs aparatı aldım. Bunda da bir video çekelim diyorum ama açısı çok aşağıda kalıyor. Ondan dolayı güzel bir şey çıkmıyor yani. Çekici de var ya, hiç BMW'ye bakmıyor bile çekici. Camı da açalım biraz. Ah be kardeşim. Herkes üç evlere gidiyor ya. Arkadaşlar burası bizim köye giden bir yol. Buradan köy bizim 20-30 kilometre. Buraya kadar da 20-30 kilometre. 50-60 kilometrelik bir... Hadi. Arkadaşlar bakın. Bakın bu nasıl bir trafiktir ya. Bu nasıl bir trafiktir arkadaşlar. Yani mecbur kaçmak zorundayız. Yani böyle gitsin, aralardan gideyim. Ama öbür türlü durkak çok kötü oluyor. Bir daha aradan gideceğiz şimdi. Mecbur aradan gideceğiz. Başka yol yok. Ama orası sıkışıktır. Arkadaşlar herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bu arada. Bazen söylediğim şeyler birbirine karışıyor ama gir Puntocuğum. Gir hadi. Ah be Puntocuğum. Her taraf kalabalık arkadaşlar. Orası 3 evler de, o sıkışan kavşak 3 evler de. Bu tarafta 5 evler tarafı arkadaşlar. Böyle aksa bir şey demeyeceğim yani. Birinci vitesi düşmekten nefret ediyorum ya. Heh, gidelim buradan gidelim. Hem daha sakin, hem daha bayırlı inişli yollar gidiyoruz. Arkadaşlar 1000 aboneye ulaştık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde buraya kadar geldik. Bakalım her şeyin hayırlısı. Kanalımıza daha çok videolar gelecek. Daha çok tanıtım videoları gelecek. Bakalım her şeyin hayırlısı diliyoruz.
nereye kadar gidecek bu kanal. Büyütmek için elimizden gelen her şeyi, her imkanı vereceğiz. Sizler için kamera da aldım. Videonun başında da bahsettiğim gibi. Tanıtım videoları olsun. Yeni ile ilgili videolar olsun. Daha farklı Ege ile ilgili videolar olsun. Mesela şu anda bir abim Ege'yi aldı. Onun videosu gelir inşallah yakında. Çekeceğiz yani arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle elimizden gelen imkanları kullanarak sizlere videolar çekeceğiz. Bu açıyı beğendiyseniz mutlaka yorumlarda bahsedin. Yani şu an ya, ucundan biraz bahsetmek gerekirse bu arabanın arkası biraz ağır. Böyle viraja girdiğin zaman zaten savuruyor. Savurduğundan dolayı ise savurma artı atma. Yani arkası atıyor böyle yani. Öyle de onunla ilgili videoda çekeriz. Yani böyle bir viraja girdiğimiz zaman böyle bir sıcak asfaltta böyle aracın arkasının ne kadar geldiğini göstermeye çalışırım sizlere. Yapacağız. Bayırlarda yapacağız. Yakıt tüketim testi yapacağız. Yeni araç testleri yapacağız. Belki daha farklı videolar yapacağız inşallah arkadaşlar. Elimden gelen bütün desteği, aklıma gelen bütün fikirleri yapacağız. Röportajlar yapacağız. Soru cevap videoları yapacağız. Bunları imkanlar doğrultusunda sizlere paylaşacağım. Şu anda Beşeyler'den gidiyoruz. Biz aslında ne yaptık? Kısaca da ondan bahsedeyim. Dümdüz gitmek yerine dik yukarı gittik, dik aşağı iniyoruz şimdi. Öyle düşünebiliriz. Ama trafik akıyor. Öbür türlü trafik durgun. Yani şimdi bir şeyler yaptık ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Sağdan gidecektim. Geç geliyor, geç. Geç geliyor. Geç geliyor, geç. Geç geliyor. Hadi geçen buradan gittim ben. Video çekemedik ama bu sefer buradan gidelim hadi. Güzel yanlamalıkmış ama burası daha. Ne olacak şimdi? Biz nereye çıkacağız? Ha yine trafiğin oraya çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Yine oradan oraya mesela geçen oradan gittim. Dedim bu sefer bunu tercih edeyim. Kanalımıza daha çok POV videoları, tanıtım videoları gelecek. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abimize dönsün. Bu açı da güzel. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda istediğiniz tarzda videolar varsa, istediğiniz bir araç varsa mutlaka imkanlar doğrultusunda çekmeye çalışacağım. Her şeyin hayırlısını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.